Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü konumuz istihbaracılık mesleğinin sırları. Bunu açıklayan kişi Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın başkanı William Burns. William Burns, Foreign Affairs isimli iki ayda bir çıkan Amerika'daki bir think tank kuruluşunun yayın organı. Mart ve Nisan ayları da yayınlanmak üzere bir makale yazdı William Burns. Bu makalede istihbaratçılık mesleğinin sırlarını açıklıyor. Bu arada dünyadaki gelişmeleri de serdediyor nereye gidiyorduk dünya? Büyük devletler ne yapıyor? Orta boy devletler ne yapıyor? Diye uzun analizleri var. Ben bunu kısaca size özetlemeye çalışacağım. <Sessizlik> William Börz'ün esas istihbaratçılık mesleği de değindiği şey şu. İstihbaratçılık şudur. Dünya devletleri kuruldu kurulalı kendi sırları vardır. O sırlarını rakip ya da düşman devletlerden saklamaya çalışır. Diğer rakip devletler de bu sırları elde etmeye çalışır. İstihbarat bu ve buradan itibaren başlar ve casusluk ya da ajanlık dediğimiz meslekte de özü budur ve faaliyetinin esas noktası budur. Onun istihbaratçı mesleğini anlattığı sırlardan birisi çok önemlidir. Değişen dünyada CIA'nın veya herhangi bir istihbarat örgütünün, Amerikan istihbarat örgütlerinin ya da dünyadaki diğer istihbarat örgütlerinin ne ile ilgilenirler? Sadece istihbaratlar efendim, istihbarat örgütleri sadece bilgi alıp vermekle yetinmezler. Çevresinde ve dünyada olan tüm değişimleri, gelişmeleri, yeni meydana gelen olayları yakından izlerler. Bu iklim değişikliği olabiliyor, göçler olabiliyor, terör hareketleri olabiliyor, şiddet hareketleri olabiliyor, işgaller de olabiliyor ya da büyük devletlerin kapışmaları da olabiliyor. Bu çerçevede her şeyle ilgileniyorlar. Bu arada önemli bir şey, William Burns bir de istihbarat diplomasisi diye bir noktaya temas ediyor. Hemen istihbaratçılık mesleğinden sonra onun değindiği iki önemli nokta var. Diyor ki dünya habire bölünüyor, geçiş dönemi yaşıyor, yeni bloklar oluşuyor, eski bloklar davalıyor. Eski ülkeler artık yeni dünya düzenini kurmaya çalışıyorlar ki bunların arasında Rusya ve Çin var. Yükselen güçler bunlar, Amerika da belli şekilde bunların önünü almaya gayret ediyor diyor. Bu uzun bir hikaye. Börz'ün tehlikeli diye, en tehlikeli, Amerika açısından en tehlikeli devlet olarak uzun vadede Çin'i görüyor. Yakın vadede de Rusya'nın, Rusya Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan bir hikayeden e, yola çıkıyor. Bu hikayede Putin'in aslında büyük hata yaptığını, Ukrayna'yı işgal ettikten sonrasında e, Rusya'nın o kırılgan ekonomisinin, çok büyüttüğümüz abartılı görünen devasa askeri gücünün ve teknoloji gücünün giderek yüzünün açığa çıktığını ve Rusya toplumunda bazı dağılmalar ya da yolsuzlukların olduğu ve yozlaşmaların olduğundan bahsediyor. Çin açısından Çin böyle değil diyor. Çin Rusya'dan çok daha tehlikelidir. Çünkü Çin yeni dünya düzenini beğenmiyor. Yeni dünya düzeni sayesinde büyük bir ülke, süper bir devlet haline geldi. Bunu da askeri bakımdan, ekonomik bakımdan, teknoloji bakımından çok ileri adımlar attı. Bu onun en güçlü tarafı. Ama Çin aynı zamanda yeni dünya düzeninin sayesinde yükselilmesine rağmen yeni dünya düzenini değiştirmek istiyor. Tabi değiştirmesi demek Amerikalıları de mesela önünü kesmek, Amerikalıları geride bırakmak ileride çok uzak bir gelecekte de Amerikalıları geride bırakmanın ötesinde Amerikanın kurduğu yeni dünya düzenini değiştirmek olarak alıyor ve bunu çok tehlikeli buluyor. Bu önemli. Değişen dünyada neler var? Bloklar değişiyor taraflar değişiyor artık orta boy devletler büyük devletlerin kapışmasında çok kutuplu bir dünya doğru giderken büyük devletlerin kapışmasında artık tek taraflı devletler tek bir devletle iş yapmama yoluna gidiyorlar. Sadece ile, sadece Rusya'yla, sadece Çin'de işbirliği yapmıyorlar. Tersine çok boyutlu, çok farklı ülkelerle işbirliği yaparak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar ki bu devletleri orta ölçekli devletler diyoruz. Buna Türkiye, İran, gibi İsrail gibi ülkelerde katabiliriz hatta belli Afrika ülkelerini katabiliriz Brix'te yeni oluşumları katabiliriz. Suudi Arabistan bunlardandır. Hatta hatta Birleşik Arap Emirlikleri de buna ee, dahil etmek lazım. Değişen dünyada yapay zeka önem veriyor. Yapay zekanın çok ileri bir teknoloji olduğunu, yepyeni bir teknoloji olduğunu düşünüyor ama yapay zekanın yanı sıra kuantum bilgisayarı diye atom ve atom altı parçacıklarını çok bu şekilde değerlendirip sonuçlara varan ve süper bilgisayarlardan çok daha verimli sonuçlar elde eden süper zeka ve kuantum bilgisayarının dünyayı değiştirme ve ajanlık aynı zamanda casusluk ister bu araç faaliyetlerini değiştirme yönünde önemli adımlar atacağını düşünüyor ve istihbaratçıların da artık buna ayak uydurması yolunda başladı CIA olmak üzere. Bu bunları ayak uydurmak ve yeni teknoloji kavramak ve bunlardan faydalanmak yoluna gitmesi öneriyor. Peki değişen stratejide ne var istihbaratçılık? Diyor ki eskiden istihbaratçılık gizli yapılırdı. Şimdi artık stratejiler gizli yapılmıyor. Tersine stratejilerin her ülkenin stratejisi gizli değil. Aleni yaparak karşı taraftaki devletin stratejisini, siyasetini, politikasını bozmak lazım diyor. Bir. İki, bu yeni stratejide aleni çalışmak. Tabi hepsi aleni değildir. Yani stratejide alenilik. Çalışmak demek aynı zamanda rakip devletin gücünü bozmak onun aleyhinde bir takım faaliyetler yaparak onu engellemek yoluna gitmek lazım diyor. Üç, devleti yönetenler siyasi karar alıcılara yardımcı oluyor. Çünkü siyasi karar alıcılar her zaman geleceği çok fazla öngöremeyebilirler. Bunu istihbaratla beslemek lazım. İyi istihbarat verirsek, iyi yönlendirme yaparsak bunlar da bu şekilde alırız. Üçüncü şeyde de zeki şehirlerden bahsediyor. Zeki şehirlerde yani her tarafı mobeseyle, videoyla, efendim kameralarla donatılmış bir şehirlerdir bunlar. Buralarda artık istihbaratçılığın öyle eskisi gibi kolay olmadığını çünkü her zaman takip edildiğini falan e, söylüyor William Burr. Çok daha önemlisi istihbaratçıların diplomasi de yani dünyada tıkanan diplomasi çatışmaları olsun başka şekilde olsun. Bu tıkanan diplomasiye arka planda gizli diplomasi yaparak ve ise, gerek istihbaratçılarla gerek siyasetçilerle bu şekilde görüşerek tıkanan noktaları açmak konusunda devletlerine yardımcı olmaları gerektiğini ve gerekirse Amerika'ya yardımcı olacaksa Amerika'nın müttefiklerini etrafında toplamaya, diplomatlarla, siyasetçilere, istihbarat verilerle beslemeye yarayan bilgiler vermek lazım diyerek çok önemli bir şeye, insan kaynaklarını önem vermek lazım. Çünkü insan kaynakları eskisi gibi kadar değildir. Bütün bunlara rağmen özel şudur, teknoloji gelişiyor, yapay zeka gelişiyor, her şey gelişiyor. Süper bilgisayarlar gelişiyor, efendim kuantum bilgisayarlar gelişiyor ama istihbarat görevi özellikle CIA'nın görevi bunlar arasında bir sentez yapmak yani insanla teknoloji arasında bir köprü olmak ve insan kaynaklarını üretmek ve buna yardımcı olmak. Çünkü insan olmadan teknoloji de bir şeye yaramıyor demeye getiriyor.